Tabii o acı sel felaketinde kaybolan vatandaşlarımız vardı, 7 kişi. Bölgede arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra askerler, polisler ve vatandaşların el birliğiyle arama çalışmaları da bir yandan devam ediliyor. Tabii yaraların sarılmaya çalışıldığı o bölgede. Hemen bölgeye uzanalım. O arama çalışmalarını ilk günden beri takip eden muhabir arkadaşımız Mahmut Erdoğan yine o çalışmaları takip ediyor yerinde. Mahmut, günaydın, kolay gelsin. Nedir son bilgiler, var mı bir haber 7 kişiden? Tahir İnan, günaydın, iyi yayınlar dileyelim. Giresun'da yaşanan sel felaketinin 7. gününde arama çalışmaları elbette başlıyor ve devam ediyor. Çünkü bölgede yaşanan felaketin izleri bir taraftan silinmeye çalışırken bu 15 kilometrelik Harput Çayı üzerinde elbette ki yapılan çalışmalar da devam ediyor. Çünkü bu çayın yaklaşık 12 kilometre üst tarafında askeri bir aracımız ve bir iş makinesi maalesef sel sularıyla birlikte akıntıya kapılmış. Menfezin çökmesiyle birlikte 3 kahraman askerimizin şehadeti bu noktalarda ulaşılmıştı. 2 kahraman askerimiz ve bir iş makinesi operatörünü arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmalarına Türkiye'nin birçok ilinden arama kurtarma ekipleri, sivil gönüllüler ve sivil arama dernekleri tarafından da katkı verildiği bilgisini paylaşalım. Hem havadan hem karadan hem de su altından aramalar devam ediyor. Şu an itibariyle suyun debisinin ve akıntısının kuvvetli olduğunu görüyoruz. Çünkü arama çalışmaları başlamadan önce gece geç saatlerde bu çayın üst tarafında bulunan barajın kapakları açılıyor ki havanın da güneşli olmasıyla birlikte herhangi bir şekilde çamurda kuruma olmasın ve arama çalışmaları daha rahat, daha sağlıklı bir şekilde yapılabilsin diye. Suların açılmasının bir başka nedeni de yağmur suyunun dibi göstermeyen o çamurlu rengi gidip berrak hale gelsin ki elle aramanın yanında gözle arama da yapılabilsin. Dün jandarmaya ait ve sahil güvenliğe ait su altı arama kurtarma timleri tarafından da tüplü dalışlar gerçekleştirildi. Ancak bu dalışlar da zor şartlarda yapıldı. Çünkü su yüzeyindeki çamurlu suyun etkisiyle birlikte arama çalışmaları gözle değil elle yapılmaya gayret ediliyor. 3'ü şehit, 8 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. İkisi asker, 7 vatandaşımızı arama çalışmaları büyük bir titizlikle devam ediyor. Mahmut Erdoğan'a teşekkür ediyoruz aktardığı bilgilerden dolayı. Kolaylıklar diliyoruz. Tabii onun da söylediği gibi hala umut var, hala o ümitli bekleyişte devam ediyor.